sevindim. Ben küçük bir cadıyım ve büyü yaparım. Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hext, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns, Bibi Blocksberg, sei unser Freund. Bibi Blocksberg, wir sind gespannt, Bibi Blocksberg, was du heute wieder machst. Babana gazeteyi getirir misin? Tabii anne. Anya manya. Tekerlek tek gazete bir an önce babama ulaş. Büyü, büyü. Teşekkürler Bibi. Ekmeklerim hazır mı? Anya manya. Çatal ve bıçakla birlikte bal sürülmüş ekmekler de hazır. Büyü, büyü. Çok güzel, gerçekten harika. Carla Caramba belediye başkanını eleştiren bir makale yazmış. Adam bizim vergilerimize kendi büstünü yaptırmış. Olacak şey değil, rezillik bu. Afiyet olsun. Bakın. Ne yazıyor baba? 33 derece ve güneşli. Evet ve? Gölgede 33 derece. Ne demek bu biliyor musun hayatım? Elbette biliyorum, okula gitmek zorunda değiliz. Bu harika bir şey. Çok mu yapışkan? Harika. 33 derece ve güneşli. Gökyüzü gri ve yağmur yağıyor. Sanırım okula gitmek zorundasın kızım. Belki birazdan kesilir. Gidip bakayım. Bu gazetede yayınlanan hava raporu günlerdir çok hatalı çıkıyor. Aa, güneşliymiş. Biraz büyü kullanmalıyız anne. Ne dersin? Hayır kızım. Aa. Ne yazık ki havayı değiştiremeyiz. Ama okula gitmek zorundayım. Neden kuru kalma büyüsünü yapmıyorsun hayatım? Evet, bu iyi bir fikir anne. Hadi bakalım. Anya manya. Ne yapalım? Koltuklu süpürgeye binip uçalım. Büyü büyü. İşe yaradı. Harika. Teşekkür ederim anne. Süpürgen gerçekten güzel görünüyor. Hadi süpürgen. Bu kadar hızlı gitme. Hoşça kal anne. Bu kadar yeter Bayan Caramba. Bana ve büstüme karşı yazdığın bu yazı bağışlanır gibi değil. Ne yaparsan yap, heykelimi önleyemeyeceksin. Bir saniye nefes al belediye başkanı. İlkokulu geliştirmek için hiçbir girişimde bulunmuyorsun ama iş büst açmaya gelince senden hamaratı yok, öyle değil mi? Bak ne diyeceğim, yazdıklarının hepsi yalan. Senin değersiz gazeten hava durumunu bile doğru dürüst veremiyor. Yoksa dışarıda 33 derece sıcaklık ve güneşli bir hava mı var ha? Şimdi beni dinle başkan. Kesinlikle hayır, sen beni dinleyeceksin. İlk fırsatta seni patronuna şikayet edeceğim. Ayrıca ilkokula kendi paramla alacağım bir sürü hediye var. Anlaşıldı mı? Aa, evet. Eski bir monopoli oyunu alacağından eminim. Ama hava tahmini konusunda haklı. Bu şekilde devam edemez. Hadi gelsene, sana zarar vermem. Ne zamandan beri çalılarla konuşuyorsun Marita? Burada sıçrayan bir şey gördüm, baksana. Belki de küçük bir kurbağadır. Ne? Böyle kötü havalardan hoşlanırlar. Hayır, böyle yapma. Bu onu korkutur. Dikkat et. Gördün mü? Sana söylemiştim. Ha, çok şirin. Aa, Bibi, bak arka ayağında bir yüzük var, gördün mü? Evet, birine ait olmalı. Bak, üzerinde küçük harfler var. Dur,
bir dakika. Fe ve he. Anlamı ne olabilir? Hiçbir fikrim yok. Belki de ona büyü yapmışlardır. Yakışıklı bir prens. Ne dersin, sence onu öpeyim mi? Bu gerçek. Adını ufaklık koydum. Hadi okula gidelim ufaklık. Evet, birazdan kimlerin ödevlerini yaptığını göreceğiz çocuklar. Matematikte hipotenüsle ilgili teoriler hayatta sık sık karşınıza çıkacaktır. Elbette Bibi Blocksberg ve Marita Kellerman her zamanki gibi geç kaldılar. Affedersiniz. Özür dilerim efendim. Son gelen öne geçer. Seni hemen tahtaya alalım Bibi, hadi. Hadi acele et. Evet hemen geliyorum. Bayan Blocksberg şimdi bize Pisagor teorisini anlatacak. Hayır, elimde ipucu yok, bunu yapamam. Anyamanya, cadı bilgim, bana hemen Pisagor'u anlat. Bibi, benim sınıfımda cadılık yapamazsın. Ama bu çok zor. Hemen aklını başına topla Bibi. Evet. Evet işte böyle. Sen ne söyledin? Ben sadece bırak, bırak dedim. Ya hadi ufaklık, bize büyük bir gök kuşağı yap. Meteoroloji istasyonu berbat bir durumda. Burası nasıl bu hale geldi söyler misiniz Profesör Hailstone? Gerçekten çöplüğe dönmüş. İnanılır gibi değil. Gerçekten bu kadar eski şeylerle mi çalışıyorsunuz? Hava tahminlerinizin bu kadar yanlış olmasına şaşmamak lazım. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Anlatın lütfen, burada neler oluyor profesör? Gördüğüm kadarıyla bu aletlerle hava durumu tahminini yapmanız mümkün değil. Evet, biliyorum Bayan Caramba, biliyorum. Bu aletler çok eski, kullanılmaz durumda. Ama benim için yenilerini almak istemiyor. Ne yapayım ben? Almak istemeyen kim, sorabilir miyim? Belediye başkanı. Belediye başkanı mı? Tahmin etmeliydim. Sevgili düşmanımla yine karşılaştık. Yaklaşık her hafta mektup yolluyorum ama onun umrunda olmuyor Bayan Caramba. Bakın, bunu düzeltmenin bir yolunu bulacağımızdan eminim. Meteoroloji istasyonumuzun inanılmaz durumunu gazetemdeki sütunumda açık açık yazacağım Sayın Profesör. İnanılır gibi değil. Burası bu durumdayken hava durumu tahminini nasıl yaptığınızı söyler misiniz lütfen Profesör? Bahçeye çıkıp burnunuzu rüzgara mı tutuyorsunuz yoksa? Tabii ki hayır. Bu kitaptan istifade ediyorum. Çiftçilerin ansiklopedisi öyle mi? Eğer horoz öter ve garip davranmaya başlarsa hava ya olduğu gibi kalacak ya da değişecek. Evet, gördüğünüz gibi. Eğer aşçı soğanları doğrarken gözlerinden yaş gelirse ertesi gün hava güneşli olacak demektir. Böyle bir şey olamaz. Ama ne yazık ki doğru. Bu konuda bir şey yapamadım. Çaresiz bir durumdayım Bayan Caramba. Anlayamadığım bir
bir şey var profesör. Birkaç gün öncesine kadar hava durumu tahminleriniz iyi gidiyordu ama. Evet, çünkü o buradaydı. Eğer geri dönerse o, evet geri dönerse... Aa, kimden söz ediyorsunuz profesör? Söylemesem iyi olacak. Söylemek istemiyorum. Tamam tamam. Bir şey açıkça belli oldu. Buranın yeni aletlere ihtiyacı olduğundan adım kadar eminim. Kavanoz ve küçük bir merdiven. Büyük. Hop. Bakalım gerçekten bir meteorolog mu ha? Bize ne yapabileceğini göster tatlım. Merhaba. Bu kurbağayla ne yapıyorsunuz? Onun adı Ufaklık ve benim meteoroloğum. Yukarı tırmanıyor. Bunun anlamı hava açacak ve ısınacak. Ha? Ha? Evet doğru, harika değil mi kızlar? Ah, biliyordum. Gel buraya. Bu gerçekten merak uyandırıcı. Bibi, ufaklık... Ah, hey hey, gülümse lütfen. Ah çocuklar, aklıma bir şey geldi. Sizin ufaklık Newton'un sesi için çalışabilir mi dersiniz ha? Anlayamadım. Evet tabii. Her gün birinci sayfada yer alır. Meteoroloji ufaklık. Yalnız Newtown'un sesinde. Nasıl buldunuz bunu? Neden olmasın? Ama benim yanımda kalacak. Aa, tabii ki tatlım, neden olmasın? Sana her gün telefon ederim. Sen de bana merdivenin neresinde oturduğunu söylersin. Anlaştık mı? Hoşça kalın çocuklar. Güle güle Bayan Karamba. İyi günler Bayan Karamba. Hadi gel bakalım. Sana yeni evini göstereyim. Anya manya, işimiz tamam. Eve gidiyoruz cici süpürgen. Büyük büyük. Evet Bibicim, bana kalırsa gerçekten çok sevimli. Ayrıca cadılar kurbağa ve kertenkeleleri çok severler. Çocukken benim de bir kurbağam vardı canım. Anne, eğer ufaklık bizde kalırsa gerçekten çok sevinirim. Eğer baban bir şey demezse tabii ki hayatım. Kime dememem gerekiyor? Aa, merhaba Berna. Ufaklığa. Ufaklık kim, sorabilir miyim? Görüyorsun ya baba, kurbağa. Meteoroloğumuz karşında. Ha? Bu kurbağanın bacağında yüzük var. Bana yalan söyleme Bibi. Birine büyü yaptın değil mi? Evet, bu kim? Başkan mı? Postacı mı? Lütfen beni bağışlayın. İki cadımı sürekli göz altında tutmam olanaksız. Kim olduğunu hemen bilmek istiyorum. Bibi, kimseye büyü yapmadı Berna. Bu gerçek bir kurbağa. Bir yerlerden kaçmış olmalı. Bibi onu bulmuş canım. Okulun bahçesinde. Şuna bakın. Demek meteorolog öyle mi? Evet, kurbağalar havadaki en ufak değişikliği hissederler. Bu atmosferin baskısıyla ilgilidir. Biliyorum baba, merdivenin başında oturuyorlarsa hava güzel olacak demektir. Eğer alt noktalardalarsa hava kapalı ve yağışlı demektir. Bernard, Bayan Karamba ufaklığı Newtown'un sesinde hava durumu tahmincisi olarak işe aldı canım. Merhaba. Merhaba. Evet, yakışıklı hava prensimiz bugün nasıl bakalım? Evet, Evet, ne durumda? Yukarıda mı? Yoksa aşağıda mı? Hadi söyle. Aslında tepeye daha yakın Bayan Karamba. Aa, evet harika, demek yarın hava güneşli olacak. Ufaklığa benden selam söyle olur mu tatlım? Yarın görüşürüz. Yeni resmi arabanızın deneme sürüşü için davet edebilir miyim Sayın Başkanım? Beyler, ne güzel bir görüntü. İnan yüreğim sevinçle kıpır kıpır ediyor. Vergi ödeyenlerin değerli paralarıyla aldığım şahane araba. Beni bu harika arabanın içinde görünce halkımın benimle gurur duyacağından eminim beyler. Hmm.
Sevgili izleyicilerimiz, şimdi Carla Caramba'nın programı başlıyor. Bugünkü başlığımızın adı ödedilik vergiler üzerinden gidiyor. Sevgili küçük kentimiz son günlerde şimdiye kadar rastlamadığımız bir skandal çalkalanıyor. Belediye başkanımız kendisine yeni lüks bir resmi araba aldı. Buna karşın meteoroloji istasyonumuz ne yazık ki hala geçen yüzyıldan kalma aletleri kullanmak zorunda. Ama bakın, her şeyden önce bu kentte yaşayan büyük anne, büyük baba, küçük büyük kim olursa olsun. Hadi bekler, gidelim. İnsanlar rahatsız edici sorular sormaya başlamadan önce üstümüzü kapat bekler. Mükemmel. Bence ufaklık kocaman bir solucanı hak etti. Neden gülüyorsun? Komik olan ne? Bana kalırsa ufaklık senin gibi düşünmüyor babacığım. Hı? İyi ama neden? Gördüğün gibi yulaf ezmeni... Yemeği tercih ediyor. Olamaz. Ufaklık kes şunu. hayır. Ne oldu Bibi? Bak. Evet, kayıp kurbağa. Özellikleri, arka bacağında yüzük takılı. Kurbağanın adı Fred. Ama benim kurbağamın adı Fred değil, ufaklık. Evet öyle. Yerini bilenlerin Profesör Hailstone'a ulaşmaları rica olunur. Beri yolu numara 3. O benim kurbağam. Dinle beni Bibi. Şu anda profesörün çocuğunun çok üzgün olduğundan eminim. Ne olursa olsun onu geri götürmek zorundasın. Seni onlara vermeyeceğim. Sen benim sahip olduğum tek şeysin. Hadi. Ayrıca yeterince beslenmediğinden de eminim. Ve belki profesörün çocuğu da yoktur. Hop. Önce gidip profesör nasıl biri onu göreceğim. Ufaklığın orada rahat edeceğinden emin olmalıyım. Fred dedik. Sevgili kurbağam. Neredesin? Belki burada saklanıyorsun ha? Kurbağacığım. Fred. Hayır, olamaz. Geri dön. Sana ihtiyacım olduğunu bilmiyor musun? Sen olmazsan ben hava tahminlerini nasıl yapabilirim? Kurbağacığım, lütfen gel. İşte Frederick Hailstone. F ve H. Tıpkı ufaklığın yüzüğünde yazdığı gibi. Evet, onun kurbağası olmalı. Onu geri vermeliyim. Merhaba, burada ne yapıyorsun? Söyle, niye geldin buraya? Ne yapıyorsun burada sen? Ben... Yani şey... Sizin kurbağanız bende. Ve şey, ben... Onu buldum efendim. Biliyor musun? Nerede? Newtown Meteoroloji Merkezi'nde. Buna inanamam. Evet öyle. Adı gerçekten Fred. Ve onu istediğim zaman görebileceğim. Demek orada rahatı yerinde ha? Evet. Profesör Hailstone iyi bir adam. Daha sonra bize uğrayacak ve Fred'ini alacak. Umarım tenceremin içinde değildir hayatım. Ufaklık. Neredesin? Fred? Yoksa buraya mı saklandın? Ha? Yok. Profesör birazdan gelecek ve ben seni son kez kucaklamak istiyorum. Oh, güzel kurbağam. Daha hızlı.
hızlı pikler, yorulmuş gibi yapma. Tamam patron, emredersiniz patron. Buna alçak gönüllülük derler pikler. Bu fakir insanların aracını görünce herkes bana oy verir. Öleceklerinden eminim efendim. Nereye gitmek istersiniz Bay Başkan? Blocksberg'lere. Oradaki kurbanın hükümet için çalışmasını istiyorum. Böylece profesör için pahalı aletler almaktan kurtulurum, tamam mı? Harika fikir, öyle değil mi pikler ha? O sola mio la 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 la. Baba gitmiş. Kim gitmiş? Ufaklık kayboldu baba. Bak kızım, burada yok işte. Sence bu kurbağaya benziyor mu? Onu bulamadım. Hı? Profesör birazdan burada olacak. Kapıyı kapat. Ah bu kurbağa. Buralarda bir yerde olmalı hayatım. Lütfen üzülme. Şu harika kurbağayı ben de görebilir miyim acaba? Buraya nasıl geldiniz? Burnum çok iyi koku alır bayan. Gördüğünüz gibi hava durumu uzmanınızla yakından ilgileniyorum. Bakın size şöyle açıklayabilirim. Meteoroloji istasyonuna pahalı aletler almak mı daha iyi yoksa değerli hayvanınızın orada çalışması mı? Söyler misiniz? Onu alamazsınız. Buna kesinlikle izin vermem. Elbette alırım. Kurbağayı kentin malı olarak kaydetmem yeterli olur. Anladınız mı beni? Siz misiniz Bayan Caramba? Anne, ufaklık mı? Tamam evet. Bir dakika lütfen Bibi. Bayan Caramba hava durumunu bekliyor hayatım. Ona ne söylememi istersin? Şu anda imkansız de. Ya da dur bir dakika, tamam. Demek meteoroloğumuzu almak istiyorsun öyle mi? Yani evet, yoksa bir sorun İyi mu var? İyi bildin. Ha? Anya manya. Şimdi oldun bir kurbağa. Hadi bıraklamaya başla. Hayır Bibi. Bırak. Yarın güneşli olacak, bırak. Saçmalama, yarın yağmur yağacak, bırak. Yarın güneş var. Yağmur yağacak, bırak. Bayan Caramba yazın lütfen. Güneş, yağmur, hava karışık olacak, hoşça kalın. Acaba doğru mu duydum? Kurbağa konuşmaya başladı. Bu inanılmaz. O sola mio la 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 la. Anne şimdi ne yapacağız? La 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 la. Lütfen Tanrım hayır. Bibi eğer kurbağalar suya dalarlarsa gerçek bir felaket olur. Sıcak su kesinlikle büyünü bozacak hayatım. Barbara, Bibi. Anne ya görünmez olacağım ya da doğru yatağıma gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin küçük hanım. Bu olayı birlikte çözeceğiz, tamam mı? Ama Tanrı aşkına sizler de kimsiniz? İzniniz de kendimi tanıştırayım. Benim adım Profesör Hailstone. Memnun oldum. Benim adım Blocksberg. Ben neredeyim? Tanrım. Evet, küvetimdesiniz Bay Başkan. Ama sizi buraya ben davet etmedim, değil mi? Hep beraber biraz sıkışırsak bence sorun kalmaz, değil mi? Bakın, belediye başkanı olduktan sonra işim lastik ördeğimi kaldırdı Bay Blocksberg. Ben acaba sizinkiyle biraz oynayabilir miyim? Tabii buyurun ama geri vermeyi unutmayın. Her zaman aynı şey. Başkan daima istediğini alır. Bana gelince de ne bir ördeğim var ne de yeni modern aletlerim var benim. Ne yapacağım? Bakın karşınızda çırılçıplak duruyorum Sayın Profesör. İnanın kentin kasasında hiç para yok. Öyle mi Bay Başkan? Kurbağa olduğun zaman daha şirindin. Büyüyü tekrar yapalım anne. Anya manya. Bırak. Lütfen yapmayın. Ne isterseniz alacağım. Bakın hazır. Şurada aynı küvette otururken konuşalım. Bravo Sayın Başkan. Evet bravo. Çok teşekkür ederim. İlk önce lastik ördekten başlayalım mı? Şimdi sıra bende. Bibi bak kim geldi? Fred ufaklık. Demek bahçeye kaçmış. Bay Profesör bakın kim geldi. Fred'im demek geldin. Benim küçük yeşil tatlı şeyim. Bir tanecik kurbağam. Profesörüne gelendi. Gel bana.